Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Arkadaşlar, bu videomuzda aracımızın sol arka kapısının dış kulpunun tamirini gerçekleştireceğiz. Ne gibi bir sorunumuz var dersek, gördüğünüz gibi anlıyorsunuz. Normalde böyle değil. Yani içinde bir yaylı bir sistem var, onun çalışmadığını anlıyoruz. Ama içeriden bir sıkıntı yok, içeriden kapı açılıyor. Sadece dışarıdan böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi kapının döşemesini sökeceğiz. İçine bakacağız. Tahmin edebilecek ederiz. Edemezsek artık bu parçanın yenisini alacağız arkadaşlar. Şimdi kapımızın döşemesini sökelim. Evet arkadaşlar, kapımızı içeriden açtık. Neredeyse her videomda gösteriyorum döşeme nasıl sökülür. Artık bunu anlatmayacağım. Direkt buraya hızlı geçiyorum. Evet arkadaşlar, döşememizi söktük. Daha önceki videoda hatırlarsanız buraya bir yalıtım bir şey yapmıştık su geçmesin diye. Şimdi o karşımıza çıktı. Bizim işimiz bu tarafla. Buraya açmam gerekiyor. O yüzden buranın poşetini biraz açacağım. Evet arkadaşlar, bizim ilgileneceğimiz kısım bura. Şimdi ben sorunu anlayayım. Evet arkadaşlar, bakın. Şu kısım var ya. Şu. Bu kısma şöyle bir baskı olması gerekiyor. Bastırdığım zaman da kulpun ileri gittiğini görüyorsunuz. Yani buraya bastıran bir şey yok. Diğer kaputan baktım. Muhtemelen buraya bastıran kulp kırıldı. Şimdi ben bunun yenisini alayım. Evet arkadaşlar, yenisini aldım geldim. Şimdi şöyle bir şey. Kutunun içerisinden burada böyle bir şey yazıyor. Kore malıymış da. Şunlar çıkıyor içinden. Bir de şöyle bir contası gibi bir şey var. Kulpumuz da böyle. Sol arka kapının. Şimdi arkadaşlar, benim daha yeni videoda gösterdiğim kısım şurası. Yani şuraya bastırıyordum daha yeni tornavidayla. Bizim de şu an kırık olan yer sanırım şu. Çünkü ben bunu kapıyı açtığım zaman, bakın, kapıyı açıyorum. Oraya bastırıyor. Şu kısım sanırım bizimki kırık. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu sökelim. Şöyle sökülecek ne var diye bakıyorum. Şurada üzerinde 7 yazan bir anahtar var. Somun var. Civata var işte. Arkada aynısı. İkisini sökeceğiz. Başka da bir civata görmüyorum. Şimdi bunları sökmeye çalışalım. Biraz zor gibi. Şu vidanı kolayca çıkarabiliyorum. Fakat arka tarafta bulunan bu vidayı çıkarmak zor. Bu da buraya girmiyor. Yani şöyle olmuyor. Şöyle bir alet var. Bu arada 10 numarayla sökülüyor arkadaşlar. Şurasıyla aynı. 10'la sökülüyor. Şuradan sökmeyi deniyorum. Şu kilit motoru engel oluyor. Şimdi bu kilit motorunu sökmeyi deneyeceğim. Sökeceğim. Bir de böyle deneyeceğim. Sökebiliyor muyum? İki tane vidası var zaten bunun. Civatası. Bir de şurada şöyle bir şey var.
böyle çıkıyor arkadaşlar. Şu iki tane civatayı sökeyim, bir de öyle deneyeyim bakayım olacak mı? Arkadaşlar o iki civatayı söktükten sonra o civataya müdahale edebiliyorum ama çok az. Bu kadar döndürebiliyorum arkadaşlar. Nereden bakıyorum? Şöyle. Çok az bir mesafe döndürüyorum. Şimdi sökeyim burayı. Evet arkadaşlar, oradaki dayı söktüm. Şimdi geldi şuna. Bunun içine şöyle bir şey kullanacağım. Arkadaşlar iki dayı söktük. Şimdi sanırım şurada iki tane tırnak var. Evet arkadaşlar, şurayı çıkarmamız gerekiyor şimdi de. Şu plastiği bundan ayırmamız gerekecek. Bunda sanırım şu plastiği şöyle birbirine yakınlaştırırsak içinden çıkacak gibi duruyor. Şimdi bunu bir deneyeyim. Evet arkadaşlar, bu böyle duruyor da aynı. Şunu şöyle iki yandan bastırarak çıkardım arkadaşlar bu deliğin içinden. Şimdi orijinal ile yan sanayisini kıyaslayalım. Bu orijinalin neresi kırılmış? Bak, dediğim gibi şu kısım kırılmış arkadaşlar. Şu kısmı bastıran. Bakın bu yeni olan. Burası sağlam. Bastırınca orası şey oluyor. Sol taraftaki orijinal, sağ taraftaki yan sanayi, gördüğünüz gibi farklar bu şekilde. Evet arkadaşlar, contasını yerleştirdikten sonra sıra geldi takmaya. Takmak için de sökmemizin tam tersi, o plastik kısmın içine geçecek şekilde olacak. Şimdi bunu içine sokalım. Bu arada contaya dikkat edin, conta çıkabiliyor. Arkadaşlar, arka tarafından da o ilk başta parmağımla itlediğim tırnakları buradan şimdi içeri sokacağız. Yani şunları. Evet arkadaşlar, bitti. Şimdi döşemeyi kapatmadan önce bir test edelim bakalım çalışıyor mu. Çalışıyor arkadaşlar. Tabi orijinal gibi değil. Görünüş olarak da zaten. Evet arkadaşlar, işlemimiz tamam. Döşemeyi takalım. İşlemimizi, tamirimizi bitirelim.
Evet arkadaşlar, tamirimizi gerçekleştirdik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.